Evet, 3 saat süren hazırlığın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den beklenen açıklama geldi. Neden AK Parti ile anlaşılamadı, koalisyon kurulamadı? Bunun ipuçlarını içeren bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Açıklamada şöyle deniliyor: Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha önceden kamuoyuyla paylaştığımız 4 maddelik ilke ve ön şartlarımızın AK Parti tarafından kabulü mümkün olmamıştır. Bu itibarla koalisyon hükümeti kurmak için lazım gelen uzlaşma zemini oluşmamış ve siyasi anlaşma iklimi vasat bulmamıştır denildi açıklamada. Şimdilik görünen odur ki mevcut siyasi kompozisyonda bir koalisyon hükümeti ihtimali çok azalmıştır ve Türkiye 7 Haziran milletvekili genel seçimlerinin tekrarlanmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olası bir seçimi doğru bulmadığını daha önce açıklamıştır. Bunun yanında azınlık hükümeti seçeneğine de soğuk yaklaşımı muhataplarına ihsas ve ilan edilmiştir denildi MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından yapılan açıklamada. Evet, bundan sonra ne olacak? Ona da yanıt var açıklamada. Koalisyon kurulması hususunda 9 Temmuz'dan beri işleyen ve anayasanın 116. maddesinde ifade bulunan 45 günlük sürenin kalan 6 günlük diliminde bir hükümet kurulamadığı takdirde Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu aktif hale gelecektir denildi açıklamada. Söz konusu 116. madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde mevcut Bakanlar Kurulu çekilecek ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulu'nu kurmak üzere başbakan atayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi oluşacak bu seçim hükümetine katılmayacak herhangi bir üye vermeyecektir. Partimiz tüm karar ve tercihlerini aziz milletimizin lehine ve Türkiye'nin yararları doğrultusunda kullanmıştır. Bundan sonraki siyasi süreç ne olursa olsun bugünkü tıkanıklığın ve uzlaşmazlığın asıl neden ve aktörlerini herkes daha yakından tanıyacak ve görecektir. Başbakan Ahmet Davutoğlu da ikili görüşmenin hemen ardından yaptığı açıklamada MHP lideri Bahçeli'nin dört maddelik ön şartları konusunda bir anlaşma sağlanamadığını ifade etmişti. MHP'den yapılan açıklamada da buna atıfta bulunuldu. Herhangi bir anlaşma vuku bulmamıştır denildi. Daha çok bundan sonra yaşanacaklarla ilgili ipuçları da var açıklamada. 6 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hükümeti kurma görevi iade edildikten sonra bir azınlık hükümeti için harekete geçilecektir. Ama azınlık hükümetinde MHP yer almayacaktır. AK Parti, CHP ve HDP'den oluşacak bir azınlık hükümeti oluşacaktır. Partimizin tüm bu karar ve tercihlerini aziz milletimizin lehine ve Türkiye'nin yararı doğrultusunda kullanıldığını herkes bilmelidir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada. Seda.